yapamadım. Şu videomuza bir geçelim. Ya yani Şimdi bu video MCN'lerle alakalı arkadaşlar. Yarın bir gün 22 aylık olacağım. Edip Can Mullaoğlu selam abi iyi yayınlar demiş. 5 lira göndermiş. Teşekkürler Edip Can'cığım. Çok sağ ol. Gene bir kardeşimizin hayaline destek olacaksın. %1'i yok. Binde birine destek oluyorsun şu an Edip Can 5 lirayla. Bir tane, iki tane vida taktın yani adam makinesine. Sallanmayacak. Kasadaki vidaları çok sıkı yapmayın. Çok gevşek de olmasın. Vibrasyon yaratır kasada, ses çıkartır. Asıl Can Zengin hoş geldin aramıza. Çok teşekkürler. Bugün abone de yağıyor. Şimdi MCN'lerle alakalı bir video. Yarın bir gün YouTuber olacaksınız. MCN'e girmeniz gerekiyor. Bir yerde yollar kesişiyor. Mailler gelmeye başlıyor. Bakalım nasıl? Başını çok az izledimdir en odada. Bildiğiniz gibi biz okuma yazma bilmediğimiz için mailleşemiyoruz. Ben kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Yani çekmiş olduğunuz makyaj videoları... Yalnız ben makyaj kanalı değilim. Neyse konumuz o değil. MCN ne demek asla bilmiyorum. Bu camiaya da zaten yeni girdim. Yeni yeni YouTuber oluyorum. İşte siz de bu açık görüşlülüğünüzle zaten diğer kanallardan. MCN konusunda bildiğiniz her şeyi unutun ki bunda çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Multi-channel network. Biz sizlerin Çok havalı olmuyor mu ya? Multi-channel network falan deyince böyle. Geriz. Reklamları önünüze sereceğiz. Paraya para demeyip ünlü olacaksınız. Bizim tek amacımız bu. Çalıştığınız YouTuber'lar var mı acaba? Yani ben Dızzt. Bak donk soru işareti bütün MCN'lerde. Bu soruyu çaktığında bir dururlar şöyle. Bir sürü MCN var piyasada. Bunlar reklam işleri yapıyorlar YouTuber'lar üzerinden. Bakalım nereye gidecek konu. Bu da bir parodi videosu bu arada. Ya bu şekilde değil MCN'ler de. MCN'lerle ilgili çok iyi şeyler duymuyorum. Biz aslında MCN değiliz. Demin MCN olduğunuzu söylediniz. Öyle bir şey söylemedim. Tüm YouTuber'lar bizde. Yani Logan Paul'dan tutun Levent Pekcan'a kadar. Aynen Şöyle bir karşım. sıkıntı var. Yani sizin için problem olur mu bilmiyorum. Benim abone sayım çok az. 500 abone deyip geçmeyin. Belki her biri birer Elon Musk. Biri Mars'a gider, öteki Venüs'e gider. Yani bugün halı sahaya 10 kişi toplamakta. Adam 10 lirasını da Ya getirmiyor. oğlum Hani bu YouTuber'larla ilgili halı sahaya 10 kişi toplamak mesele muhabbeti her zaman kullanılıyor bir motivatör olarak bak. Az sayıda abonesi olanlara. Ha, hep de geçerli bir şey. kişi geliyor ama kolay değil yani. Biz sizin kanalınızı bir haftada 1 milyon, bir aya 4,5 milyar falan yaparız diye tahmin ediyorum abone sayınızı. İmkansız değil mi? İmkansız mı? İmkansız mı? Deniz Tanım, ben 30 saniyeye 13 reklam sığdırmış adam. Merhaba GQ Türkiye okurları. Bugün Tulman 1, Otel'deyiz. Birazdan 2, Murat Boz'un yeni filmini izleyerek 3, Coca-Cola'larımızı 4, yudumlayacağız. Fakat bundan önce dilerseniz birer top kek yiyelim ki yeni 5, uygulamamıza beraber Murat Boz'un nerede 6, olduğunu hep birlikte görelim. Herkes Red Bull'unu içtiyse yeni, başka. Kaliteli iş 8. yapmıyorsun. Misal Enes Batur'un Kanka bir ayağı o yok. kadar Oha buna koyayım. entegre reklam yaptık ya buna koyayım adam. Sayamadım içindeki reklam sayısını bak. Efsane ya. Orada Bugatti reklam değil. Enes Batur reklam. Orada ürün yerleştirilirse Enes Batur. Enes Batur'u yerleştirdik. Herkese challenge yapacağız. En tepeden en aşağısına kadar. Trump'tan Metin Feyzoğlu'na kadar. Tüm ekipmanlarımız var. Üstüne bir de stüdyomuz var. İstediğiniz zaman gelip kullanabilirsiniz. Abi ben Bilgisayar bunları var ya kurursanız ömür boyu bizim duydum. stüdyoyu kullanın. Devletime hoş geldiniz. Bu Merhaba adam çok arkadaşlar. haklı değil mi? Challenge için sizlere Devletim yumurta üretiyoruz. Organik gezen tavuk yumurtası. Yeni sloganımız This videosu yap, arabayı kap. Olay bu kadar basit. Tamam, okey ama benim kafamda birkaç soru var. Bunlardan bir tanesi de siz bundan ne kazanıyorsunuz? Yani valla hiçbir şey kazanamıyoruz. Olayın Yani en bizim yavşak ülkede tarafı. neden bir kolege humor, bir pavda pay çıkmasın? Benim tek isteğim bu. Pardapay. Google AdSense'den belirli bir yüzde alacağız. Kaç? Böldüm ama 301 lira göndermiş Aslaner. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Kimse sevdiklerinden ayrılmasın. Hepinizi çok seviyorum diyor. Öpüyorum seni Aslaner. Çok sağ ol, var ol. Yani 10 dolar yapsa biz MSN olarak 2000-3000 kanala baksak kaç yapıyor? 30 bin dolar yapıyor yani. Dolar da düşüyor üstüne bir de. Dolar da aşağı düşüyor. Tek yapmanız gereken
bir imza. O nasıl böyle bir ütopya anlattı ya? Attım. Deniz Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten atmış olduğunuz bu imza ülkemize, milletimize çok şeyler kazandıracak. Beni istediğiniz zaman bu telefon numarasından arayabilirsiniz. Telefon numaram herhalde sizde yok. Yüksek ihtimal bundan sonra da değiştireceğim ama bana mail atabilirsiniz. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Hep beraber kanalınızı daha iyi günlere getireceğiz. Bundan hiçbir sıkıntı, yani bir şey yaparsanız şerefsiz evladısınız. Hakikaten söylüyorum. Çok teşekkür ederim yani beni bu şeye kazandırdığınız için. Neler desem. Oğlum ben ne diyorum, görüntü bozuldu ya. Yani sözleşme imzaladın mı? Tak. Tak gitti. Bundan sonra hizmet mi hizmet yok. Evet, artık her paranın... biri belki birer Elon Musk, bilemeyiz yani, biri Mars'a gider öbürü... Ne oldu ya, fotosu gitti adamın. 8 miydi en son, kaç, ben de hatırlamıyorum. Siz YouTube'da belki oğlum, bu çok konuyu işleyebilirsiniz. Çok iyi ya, sektörle ilgili inanılmaz iyi yani. Mükemmel anlatmış adamlar. Baksana abi, dislike yok, herkes dedem yaşamış çünkü bunu. Dedem Matrix'e format atmış mı? Abi, demokrat o çok ve özgürlükçü robotlar sergisinden. Oğlum benim çok hoşuma gidiyor, izlemiyorum ya hiçbirine. Bir dinledi. Renault'da da az önceki videonun başını görmüştüm. Dedim ben bunu izlemeyeceğim. Bunu hiç izlemedim. İkinci bölge üçüncü sıra aday oluyor ve seçimi kazanıyor. Dönemin parti başkanı Jean Baudrillard dedemi yanına çağırıyor. İnsanların diyor, hayırdır insanlar? İnsanlardan bıktım. Ben diyor bu insanları bir tane tarlaya Matrix'e yollayacağım diyor. Ben diyor robotlarla anlaştım diyor. Bana diyor ama diyor bir tarla lazım. O insan tarlasını diyor senin tarlaya vursam olur mu diyor. Dedem diyor yani ben diyor hani simülasyondan korksam abi, diyor. Simülakur olmazdım diyor. Böyle entelektüel ama kimsenin anlamayacağı bir espri yapıyor. Evet. Ne ekersen onu biçersin diyor. Eğitim ekeriz diyor. Aziz Sancar biçeriz. Baudrillard dedemin tarlasını alıyor. Dedemin parasını vermiyor. Dedem tabii gidiyor diyor ki ya diyor Baudrillard diyor vergisini hem Matrix'te ödeyeceğim hem diyor dünyada ödeyeceğim, ben iki kat vergi ödüyorum. Domates de ekemiyorum. Baudrillard kriz var deyip dedemin kafasına 82 anayasası fırlatıyor ama dedem oğlum bir şey içiyordum, boğazıma takıldı. Az önceki videoda adam yok oluşu geldi aklıma. Amına koyayım. Biliyor 82 anayasa, gidiyor tarlasına Aziz Sancar'larla beraber tarlayı yakıyor. Tabi o Aziz Sancar'ın şeyiyle duman yükseliyor. Gökyüzüne doğru baya kuvvetli kara bir duman yükseliyor. Güneş enerjiyle çalışan robotlar ya diyor bu kara duman ne alaka hani. Biz diyor güneş enerjisiyle çalıştığımızı bilmiyor musunuz ki de bilmesen yanlışlıkla oldu derim diyor robotlar. İnsanlara kızıyorlar bu. Ben nasıl çalışacağım bu şartlar altında? İnsanlara da nispet yapma adına dünyaya merkez sağ egze kuruyorlar. Antropoza girmiş aydınların ilgisini çekiyor. Fakat bir süre sonra ekonomi bozuluyor. Ekonomi bozulunca dünyada bir savaş çıkıyor. İnsanlar, robotlar ve Suriyeliler arasında. Suriyeliler Ziyon'a kaçıyor. Savaşı robotlar kazanıyor. Robotlar savaşı kazanınca insanlara ceza maksadıyla Baudrillard'ın planını devreye sokuyorlar. İnsan tarlasını dedemin tarlasına kuruyorlar. Matrix'i açıyorlar. Dedem milletvekillikten istifa edip robotların KPSS sınavına giriyor. APSS sınavında 70 alıyor ama atanamıyor. Araya iş makinesi ve biçer döver tanıdıklarını sokarak ajan olarak doğu görevini Matrix'te yapıyor. İlk iş olarak Jean Baudrillard'ın Matrix'teki halini FETÖ'cü diye içeri atıyor. Dönemin ekonomi bakanı Wachowski ve kahin de FETÖ'cü diye içeri girince sahte seçilmiş kişi olan Neo sinirleniyor. Dedemin yanına geliyor. Diyor ki böyle böyle ben seçilmiş kişiyim diyor. Dedem diyor ben de seçilmiş kişiyim diyor. Ben diyor senin gibi diyor kırmızı mavi bonibonlarla buraya gelmedim. Beni diyor halk seçti. Seni kim seçti diyor. Sineyi millete dönelim. Yeniden seçim yapalım. Gerçeğini halk seçer diyor seçilmiş kişinin. Neo tamam diyor. Dedemle Neo seçime giriyor ama Suriyeliler Neo'ya oy verince dedem seçimi kaybediyor. Dedeme virüs ithamında bulunuyorlar. Dedem çok halkçı bir insan olduğu için ben virüssem Kaspersky da halktır diyor. Kaspersky dedemi karantina altına alıyor. Dedem de çok üzülüyor. Bunun bir yazılımsal hata olduğunu düşünüp Matrix'in ana serverının bulunduğu Ankara'ya gidiyor. Matrix'e format atıyor. Format atıp Windows 98 yüklüyor ama Windows 98 Matrix'te driver sorunu yaşadığı için Matrix'te yaşayan insanlar maalesef adalete karşı duyarsız hale geliyor. Dedem bunu da çözmek için kendini kopyalıyor ama kendi kopyası dedemden yakışıklı olduğu için geri siliyor.
İşte vay efendim bunlar uydurma. İşte oturduğu yerden sallıyor. Kanıtı mı var? İşte size kanıt. Dedemin kahinden almış olduğu kurabiye. Bu kurabiye yiyen Merkez Sağ Milletvekili olur. Neden video gelmiyor? YouTuber'lar klasik. Ben de yapsam mı böyle ya beyler? YouTube'a video koyamıyorum. Vallahi bana yardımcı olun. İhtiyacım var ya chat. Bana bir yardımcı olun. Güzel fikirler lazım. Neden Baş... video gelmiyor? Güzel fikir bence. Tamam da onu bir kere kullanma hakkım var. Ulti atıyorsun orada. Bu adamlar 30 dakika yapmışlar yalnız öteki videoyu da. Neden video gelmiyor videosu 30 dakika? Kasa aç. Kasa açarız ya YouTube'da. Okey ama yani daha farklı şeyler istiyorum. Domuz oyunu koy. Okey. Haydi. Ben oynamam. Mızık. Mızık mızık. Neden? Gülmeme challenge falan bana göre değil ya. Yapsam izlenir oğlum. Gülmeme challenge'lar 1 milyondan başlıyor sayıcı da. YouTube'dan para kazanma şeyim yok ki benim. Amacım yok ki. Bakayım ne kadar gelmiş. Yasak değil mi onu söylemek? Dur bakayım ben. Tam söylemeyiz. Şeyli söylerim. %10 MC annenin alacağın kadarını söyle. Dur. 3000 kanalımız lan. Olsa 30.000 dolar. Zaten dolar da düşüyor. Lan. Haydi. Ne oldu? Ahmet Kural da Murat Cemcir yeni film yapıyormuş. Hadi ya. İyiymiş. Oha. Baksana bir teaser'ına. At abi. Enteresan olur lan. Yaptılar zaten ya. Oğlum ben yeni gördüm lan. Trendler olmasa göremeyeceğiz ha. Ha. Dur bakayım. Attım diyeceğim. Lan giremiyorum. Kaç para kazandığıma bakamıyorum. Allah Allah. Okay, remind me later. Bir dakika bakacağım. Nereden bakıyorduk? Şeyden. Bulamadım. İçerik bilmiyorum.